Venüs'ün bulutlarında yaşamın var olduğuna dair cesaret verici bir olasılık, son dönemlerde gezegen bilimciler arasında bir kez daha heyecana neden oldu. Cardiff Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nden bazı araştırmacıların, Venüs'ün atmosferindeki uzun süredir devam eden bazı anomalilerin amonyak varlığıyla açıklanabileceğini öne sürdüğü biliniyor. Ancak amonyak, biyolojik yaşam gibi bilinmeyen bir süreçte aktif olarak üretim yapmıyorsa, orada keşfedilmesi garip olurdu. Belki de daha ilgi çekici bir şekilde amonyak, Venüs'ün düşman bulutlarının tepesindeki asiditeyi ortadan kaldırabilir. Bu da havayla taşınan, amonyak üreten bir mikrobun düşman çevresini yaşanabilir bir yere dönüştürme yeteneğini geliştirmiş olabileceğini düşündürüyor. Sülfürik asit yağmuru ve kontrolden çıkmış bir sera etkisiyle birlikte kaçınılmaz yüzey sıcaklıkları ve basınçlarıyla tanınan bir gezegen olan Venüs, yaşam aramak için pek olası bir yer gibi görünmüyor. Neredeyse kesinlikle gezegenin yüzeyi canlı olarak tanıyabileceğimiz her şeyden yoksundur. Ancak basınç ve sıcaklıkların daha kolay yönetilebilir olduğu Venüs bulutları yaşamak için bir şeylerin evrimleşmiş olması açısından mümkün olabilir. Yıllar geçtikçe gözlemciler Venüs'ün atmosferinin içermemesi gereken elementler içerdiğini fark ettiler. Hatırlarsanız en son 2020'de fosfinin keşfinin biyolojik bir mikroorganizmanın aktif olarak bu gazı ürettiğini ve bu gazın devam eden bir kaynak olmadan hızla bozulacağını öne sürdüğü zaman gibi. Takip çalışmaları fosfinle ilgili heyecanı biraz azalttı. Başlangıçta düşünüldüğü kadar çok olmadığı öne sürüldü. Ancak yine de kökeni açık bir soru olarak kaldı. Bu son çalışmanın ise fosfinle hiçbir ilgisi yok. Ancak bir kez daha Venüs mikroplarının gezegenin atmosferinde yüzme olasılığını ortaya koyan bir çalışma olduğu biliniyor. Abiyotik süreçler Venüs'te amonyak üretebilecek gibi görünmüyor ve yine de orada olduğu oldukça açık. Venüs'e gerçekleşen hem Amerikan hem de Sovyet misyonları onu tespit etti. Venera 8 ve Pioneer gibi. Varlığını en azından bir dereceye kadar kesin olarak doğruladı. Dahası Venüs'ün bulutlarındaki amonyak varlığı oradaki yaşamın eğer varsa çevresini değiştirmek ve onu daha yaşanabilir kılmak için evrimleştiğini gösteriyor. Amonyak, sülfürik asidi nötralize edecek ve Venüs'ün kötü, misafirperver olmayan atmosferini onu üreten organizma için daha sıcak bir yuvaya dönüştürecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.